Mineyle hayatın tadı bugün tatlının tam da merkezinde. Yani bir olduğunda. Ustamız bizim için neler hazırlamış? Hep birlikte görelim. Merhaba ustam, kolay gelsin. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Mine Hanım. Bugün tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Evet. Ve ustamızı ziyaret ettik. Teşekkür Merhaba, ederiz. Nasılsınız usta? Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. İsterseniz biraz kendinizi tanıtın. İsmim Kenan, soyismim Bayram. 16-17 yıllık Miroğlu Pastanesi'nde hizmet vermekteyiz. O nefis tatlar sizden yani, tatlılar. Muhakkak. Ne güzel, ellerinize sağlık. Evet, ustamızın bizlere vermiş olduğu emeklerin katkısından dolayı teşekkür ederiz Ömer Usta'ya, Ömer Miroğlu'na. Evet, ona da selamlar buradan. Bizleri o yetiştirdi, onun elinin altında yetiştik. Ve halen de devam ediyoruz onun ne yanında. Ne güzel, ne mutlu size. O zaman bugün iki tatlı yapacağız. Evet. Bence. Öncelik hangisini? Öncelik billuriye. Billuriye yapacağız. Tatlısını yapacağız. Tamam, o zaman ustamızla tatlımızın yapımına geçelim. Tabii. Evet, şimdi öncelikle billuriye ile başlayacaktık. Billuriye'nin malzemelerini alalım isterseniz. Billuriye malzemesi özel yapım olan billuriye hamurumuz. Evet. Tek tek dökülmüş. Bunu siz burada hazırlıyorsunuz tabii ki. Evet. Evet. Sade yağımız tepsiye sürülmüş. Önceden hazırladığımız. Evet. Fıstığımız bizim Urfa fıstığı. Orijinal Urfa fıstığı. Evet. Evet. Yine araya attığımız kadayıf hamurumuz. Evet. Onlar didiklenmiş evet, bence. Evet, didiklenmiş. Şerbeti için sadece bir tepsi billuriye için 750 gram toz şeker, 500 gram su. Yani şu adına. Tepsimiz için evet. Şeker ve suyumuz su. O. Evet. Evet. Yapımına geçelim. Evet, lütfen. Tek tek ayırıyoruz. Tatlımız baklavaya oranla fıstığı daha bol, evet. Hamuru daha az. Baklavadan daha hafif bir tatlı. Evet. Güzel. Yani her ve kesim... tamamen bence bu sanatsal bir tatlı. Evet. Yani billuriye... Her kesim tüketebilir evet. Yani. Ve bence billuriye Şanlıurfa'da adresi Miroğlu. Miroğlu Pastanesi. Evet. Miroğlu Plus. Biz de o yüzden özellikle buradayız zaten. Teşekkür ederiz. Bir katını böyle yağlanmış tepsimize... Yağlanmış tepsiye... koyduk. Vallahi hakikaten böyle izlerken içim geçiyor. Hakikaten. Ben de size aslında yardım edeyim. Tabii ihtiyaç duyarsanız. Sizin ellerinizin lezzeti de değmesi lazım. Ay yok ustam, sizin elinizin lezzetine gelebilmek için. Estağfurullah. Evet, bir katımızı... Hamurumuzu döşedik. Tamamen döşedik. Hafiften sulayacağız. Normal bildiğimiz su. Normal bildiğimiz su. Evet. Evet. Şimdi bir kat fıstık sereceğiz. Evet, fıstığımız sanki çok dövülmemiş değil mi? Biraz iri taneli. Biraz iri taneli bırakılmış. Bir kısmı toz, bir kısmı iri taneli. Evet, bizim o şahane fıstığımız. Evet. Fıstığımızı herkes elimizden almaya çalışıyor ama fıstık bizim. Evet. Evet, yani Şanlıurfa. Şanlıurfa. Evet. Bir katımızı... Evet, bir kat fıstık serptik. Şimdi araya daha önceden ufalanmış olan kadayıf hamurumuzu serpeceğiz içine. Evet. İnce bir şekilde. Hı hı. Bu neden usta? Çünkü bunun üstüne bence bir kat daha gelecek. O kapanış. O kapanış. O kapanış. Hamurun üstüne bir kat daha fıstık gelecek, ondan sonra kapanış. Anladım. Yoksa dediğim gibi hamuru baklavaya göre çok az. Evet, 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 aynen. Bütün fıstıklarımız kapanıncaya kadar ince ince kıydığımız, ustamızın kıymış olduğu kadayıf tellerini döküyoruz. Bir kat ve daha fıstık. Evet. Bir kat daha fıstık. Şöleni.
Bayağı bol kokuyor. Ve en önemlisi bütün bu işlemi yaparken severek yapmak. O zaten tamamen yansıyor. Yani evet. O yüzden buradasınız diye düşünüyorum zaten. Şu anda da kapanışı evet. Yapıyoruz. Tamam. Ustam bir şey soracağım. Tabii Bildiriye ismini nereden almış? Neden Bildiriye? Bildiriye... Ya hakikaten hep merak etmişimdir. Biz de çok merak ettik de. Evet. Bildiriye ismi... Nuri, Hurilerden gelse Huriler. Anladım, evet. Bilduriye, evet. Nuriye. Anladım. Ha. Huriye gibi. Evet. Evet. O da tatlı bir... Ama çok tatlı, güzel tatlı özleşmiş oldu. Birbiriyle. Evet, bu tatlımızla inanılmaz bir bütünlük haline gelmiş. Evet, şu anda ikinci kat fıstığımızı da döşedikten sonra daha önceden dışa yaydığımız kadayıf tellerini üstüne örtüyoruz. Kapanışı yapıyoruz. Bu kapanış. Evet. Evet. Böyle arada kalan boşlukları kapatıyoruz. Evet, onları da. Fıstığımız yanmasın pişerken. Evet. Hafif bir baskı uyguluyoruz üstüne. Daha sonra İsmail Usta'mızın pişmeye bırakıyoruz. Evet. İsmail Usta'mızın ellerine. Evet. Bildiriyemiz hazır. Onu pişmeye gönderiyoruz. Ne kadar sürede pişiyor? Yaklaşık 20 ile 25 dakika pişme süresi 20 var. 20 ile 25 dakika arası pişme süresi evet. Var. Piştikten sonra şerbeti verilecek. Şerbeti verildikten sonra 20 dakika dinlenmeye alınacak. Anladım. Şerbet ölçümüzde buradan 750 gram şeker, toz şeker. 500 gram su. Su ama daha, biz şerbetimizi daha önceden hazırlamıştık. Evet, bildiriyemiz pişme aşamasına geçti. Şerbetimiz önceden hazırlandı ve ikinci tatlımıza geçelim. Evet, Kenan Usta'mla birlikte bildiriyemizi ocağa aldık. Bir bildiriye bakalım mı? Bakalım. Buyurun. Ne aşamada? Bildiriyemiz fıstık tamamıyla kendi rengini vermiş durumda. Ne? Zümrüt yeşili. Aynen, harika bir yeşil olmuş şu anda. Evet, bakalım altına. Daha var. Evet, bu bende bir çevrildi, değil mi? Evet. Çevrildi bu, bir ters düz yapıldı. Aha, şu anda yapalım. Diğer tarafı pişiyor. Bu daha ne kadar bekleyecek? Bu yaklaşık bir 10 dakika kadar. 10 dakika kadar daha bekleyecek. Piştikten sonra şerbetini vereceğiz. Tamam. Şerbetini verdikten sonra bir 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Tamam. Şerbetini ruhuna çekecek, canına çekecek. Evet. Ondan sonra servise geçecek. Evet, biz o aşamayı tamamlayana kadar biz kadayıfımızın yapım aşamasına peynirli geçelim. Peynirli künefeye geçeceğiz evet, ve fıstıklı peynirli. Evet, buyurun. Hazırlanmış olduğumuz yağ ile pekmez karışımı. Evet. Pekmez de bizim Urfa pekmezi. Urfa, üzüm pekmezimiz. Kaynatılmış yani kara pekmez dediğimiz gün pekmezi de kara pekmez olacak. Tereyağı ile birlikte siz bunu önceden hazırlıyorsunuz. Aha, evet. Tepsinin tabanına süreceğiz. Evet, buyurun. Birinci yüz. Evet, tepsinin tamamını bu pekmezli yağ karışımımızı güzelcene her tarafını döşedik. Kendi tepsimiz. Bir peynirli olacak. Bir de fıstıklı peynirli olacak. Fıstık ile peynir karışımı. Evet. Bu kızarması için değil mi Usta? Yüzü kızarsın, evet. Evet, o kızarıklığın nedeni bu. Evet, kızarıklığın nedeni bu. Evet. Şimdi... İşte. Ne yapıyoruz? Fıstıklı peynirliğin birinci yüzüne birkaç tane fıstık tanesi atıyoruz. Bu dövülmemiş. Dövülmemiş tane fıstık. Tadına da bakmak isterseniz. Bakayım. Peki, şöyle. Daha önceden ufalamış olduğumuz kadayıf. Evet, kadayıf. Evet. Biraz elimizde saçaklıyoruz.
Bunun şeyi çok önemli değil mi? Evet, evet. İyicene saçaklanacak, yani birbirinden ayrılacak. Bu da önemli noktalarından biri kadayıfımız için, künefemiz için. Ben neden hep kadayıf diyorum, onu anlıyorum. Asaf kanlıyorsa gerek. Künefe. Önce peynirli yapalım. Tabii, buyurun. Hı. Yine ince bir katman olacak. İnce. Çok daha ince bir katman olacak. Yine el becerisiyle tabii ki. Öyle pat yerinden yemeyle olmuyor. Hayır. Bütün her tarafı eşit bir şekilde kadayıf hamurumuzu dağıtıyoruz. Evet. Şu anda her tarafı eşit bir şekilde. Şimdi peynir. Peynirimizin özelliği nedir? Peynirimizin özelliği bizim Urfa peyniri. Yani sabahları köyden süt gelir çiftlikten. Evet. Biz burada peynire çeviririz. Yani dışarıdan peynir almıyoruz. Sütü peynire çeviriyorsunuz. Sütü peynire çevir. Burada. Evet, biz burada sütü peynire çeviriyoruz. Yani bu bizim tatlarda kullandığımız tuzsuz peynir olayı değil. Hayır. Hani alıyoruz ya hazır. Hayır, hazır tuzsuz peynir değil. Değil. Evet, biz burada hazırlıyoruz. Tamam. Süzgecimize boşaltalım. Bir tepsiye ortalama ne kadar peynir gidiyor? Bir tepsiye ortalama 500 gram. 500 gram. 500 gram peynir gidiyor. Burada biraz suyunu bırakacak. Hı hı. Daha sonra da peynirli künefemizi peynirleyeceğiz. Evet. Dediğim gibi ortalama bir tepsiye 500 gram peynir gidiyor. Evet. Ustam evde yapıyor musunuz tatlı? Evde yapıyor muyum? Evet yani. Yoksa buradan alıp mı götürüyorsunuz yoksa evde yapıyor musunuz? Evde hanım yapıyor. Tatlıları hanım yapıyor. Ben değil. Bence de. Aha. Biraz da onlar yapsın değil mi? Ona bırakalım. Evet. Tabii illa yardımcı oluyoruz evde hanıma. Yani şeyi hep merak etmişimdir. İşte böyle işte restoran işletme aşçılarımız, ustalarımız, işte sizin gibi ustalar. Hani hep işte acaba evde merak ediyorum. Onlar mı mutfağa giriyor? Yok, mutfağa girmiyoruz ama yardım etmek oluyorsunuz. Ama yardımcı acaba oluyoruz. Acaba işte eşiniz yani. Hanımefendi evde şunu diyor mudur işte benden daha iyi mi falan. Oluyor mu öyle bir şey? Oluyor. Oluyor. Oluyor yani. Güzel. Aslında desin. Bence çok şanslı eşleriniz. Bence şanslılar. O kendilerine sormak lazım. Yok, bence kesinlikle şanslılar. Evet. Muhakkak. Şimdi kadayıfımızı bir kat gezdirdik. Evet. Süzülmesini bekliyoruz. Peynirimiz süzüldü. Peynirlemeye geçelim. Tamam, buyurun. Peyniri çok dağıtmak istemiyorum. Lop lop koyuyoruz. Ha, evet. Tabiri caizse. Evet. Aslında böyle görüldüğünde işte evde de yapabiliriz gibi geliyor ama... Bence evde bu kadar olmuyor ya, değil mi? Evde yani, olmuyor hani evet, buradaki tattan yani. Evdeki tat değil birbirine mi? Muhakkak yani. Ne aynısını da kullansak. Hani denemişiz yani yapmışız bizler daha önce. Bizler de mesela deniyoruz. Ben de yapmışımdır yani ama yok ya. Hani evdeki yani. evdeki tat çok farklı oluyor. Yani aynen pekmez de kullansak, tereyağı da kullansak yani bunların hepsini ya aynı malzeme da, ama tat ama farklı. Ama peynir bu peynir değil. Yani biz evde peynir yapmıyoruz. Peynir evet. Arada hafifçe boşluk bırakıyoruz. Hava özellikle alsın. Bıraktınız. Evet. Hava evet. Alsın. Hamurlaşma olay dediğimiz olay anladım, olmaması için. Evet. Şimdi üstünü kapatalım. Evet, kapatalım. Evet. Yine ince bir katman. Hı hı. Hakikaten ülke olarak ne kadar şanslıyız ya. Yani inanılmaz lezzetlere sahibiz. Ve biz bu lezzetlerimizi yaşatmak için bence elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani, özellikle bizim Doğu ve Güneydoğu bölgesi kesinlikle. Damak tadı bakımından çok zengin. Ve bizim zaten özellikle programımızın amacı kültürel yemeklerimizi genellikle yani yayma. Anadolu evet farklı tatlara da yer veriyoruz ama evet. Özellikle biz bölgemize ait
lezzetleri tamamıyla doğal. Kesinlikle evet yaşatmak için yola çıktık. Evet. Ve bu yolculuğumuza da Miroğlu'yla devam ettik. Evet şu anda etrafını düzeltiyoruz. Hafifçe bir sulama. Sulama. Ama bu çok ne değil. İçin? Bu kurumasın diye. Kurumasın diye. Kurumasın diye, ha? Değil mi? Evet. Çok kurumasın diye. Yine İsmail ustamızın ellerine bırakıyoruz pişirmek için. Evet. İsmail ustamız da güzelce pişirecek. Evet. Şimdi birlikte bunu bir pişirelim. Pişim aşamasını. Pişim aşaması kısık ateşte olacak. Görmek istiyorum onu. Evet. Çünkü pişmesi kısık ateşte içine kadar, peynire kadar pişsin. Peynir içinde eriyecek. Evet. Böyle döne döne pişecek. Bildiriyemiz sanırım hazır. Biz bildiriyeye geçelim. Geçelim buyurun lütfen. Şerbet ikisi de sıcak mı olacak? İkisi de şerbet ikisi de sıcak olacak. Evet, bildiriyemiz pişmesi hazır. Margul kızarmış. Evet. Öbür tarafına da bakalım. Ve sevgili seyirciler, muhteşem bu kadar şu anda nefis görünüyor ki ceviz yanla birlikte rengini vermişler. Fıstık. Ay pardon, özür dilerim fıstık. Evet. Bir gösterelim isterseniz şöyle. Evet. Nar gibi kızarmış. Hakikaten şahane görünüyor. Ve çok da güzel kokuyor. Fıstığın fazla olan yağı süzelim. Ha bunu süzüyoruz. Evet fazlalığını alıyoruz. Evet. Yazık ya ne olacak bu? Bence bu çok lezzetlidir. Evet. Şu anda. İkisi de sıcak oluyor. Sıcak olacak. Evet. Bu da önemli bir husus. Müthiş. Evet, o meşhur bildiriye işte böyle gün ışığına çıkıyor. Evet, 20 dakika dinlenecek, şerbeti canını çekecek sıcak, evet, eliniz yanmasın. Evet, bayağı sıcak. Şu anda dinleme aşamasında. Evet, bildiriyemiz hazır, şerbetimizi döktük. İkisi sıcak şurubumuz ve tatlımız sıcak bir şekilde koyduk. 20 dakika dinlenecek. Tabii ki bu öncelikle fazla yağını aldık. Evet. Ve o dinlenirken biz... Fıstıklı peynirli künefemizi yapalım. Evet. Peynirli künefemiz özellikle pişiyor. Evet. Tane fıstık dağıtıyoruz. Evet. O da önceden hazırlamıştık, yağlamıştık. Evet. Tane fıstıklarımızı da koymuştuk. Şimdi yine didik didik yaptığımız kadayıflarımızı tepsimize alacağız. Yine peynirdeki gibi ince bir katman. İnce. İşlem aynı. İşlem aynı. Evet. Bu sefer içine fıstık atacağız. Evet. Yine çimen gibi süsleyeceğiz. Bu da öğütülmüş fıstığımız. Ha bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Evet. Bunu ufaladığımız zaman bu hale geliyor. Evet evet. Bu tane hali, bu öğütülmüş hali. Evet, öğütülmüş hali. Çok ince değil, belli içinde bir yer evet. var. Yine tepsimizin her tarafında. Bu fıstıklarımızı da kaplıyoruz. Evet. Ve şimdi peynirleme aşamasına geçeceğiz. Peynir koyacağız, evet. Peynir koyacağız. İsteğe bağlı kaymak da koyuyoruz. Kaymak da oluyor koyalım. Değil mi? Kaymak da koyulur. Evet. Peynir de olur. Sizce kaymak mı peynir mi? Bizce peynir. Değil mi? Evet. Bence de peynir. O tabii evet. damağa bağlı bir şey. Ama peynir bence olur. Daha yakışıyor. Peynir daha yakışıyor. Yine peynir aynı yarım kilo katarını koyacağız. Yani 500 gram. 500 gram. Evet. Şahane yani. Pişmeden bile insanın böyle Yemesi böyle yemesi, bu haliyle bile geliyor evet, yani. Evet.
en başta da söylediğim gibi işe başlarken severek kesinlikle yapmak, isteyerek yani, yapmak. Diyor ya işte sevgimizi neye kattığımız zaman onun lezzeti bir başka oluyor, evet, değil mi? Muhakkak. Yani yapmak için yapmamak lazım. Kesinlikle bir işi yapıyorsak hakkını vermek hakkını lazım. Hakkını vermek lazım. Zaten hakkını verdiğiniz her işte başarılı ve daimi oluyor. Güzel oluyor, evet. Daimi oluyor, aha, başarılı oluyor. Evet. Şimdi yine üstüne ince bir katman katıyoruz. Anladılar. Tam şey yap. Birazdan tam şey yapalım. Sürahiye boşaltsa bu durumda. Anladın mı? Sürahiye boşaltsa bu durumda. Ama etek burada olmasın. Renkler olmasın. Yani gece gördüm. Hiç doğal değil. Ya bir de içindeki hava boşaltın. Anlaşma olmasın. Anlaşma olmasın. Tamamdır abi. Dur abi çalıştırma. Şehri hayat bir. Evet, ıslıklı ve peynirli künefelerimiz şu anda pişiyor. Bu arada ustam seni unuttuk aslında, en zor kısmı. Yani o sıcak kısmı, pişirme kısmında. Bir de sizi de böyle minicik bir tanısak. Ben İsmail Boradır. 5 yıldır burada çalıştım. 5 yıldır? Evet, evet. Yetişti diyelim. Evet. Kendi elimizden geldiğini de yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet. Şu anda ne aşamada? Şu anda hazır çıkmışlar yemeğe. Pişmiş mi? Hiç pişmedi şu an. Yemeğe hazır. Yemeğe hazır. Yemeğe. Hepsi tencereye de bakalım. O da pişmiş. O da hazır. Pişmiş, güzel. Evet. Bunlar tamam. Onlar tamam. Bunlar tamamsa o zaman şıllık tatlımıza geçelim. Şıllık tatlımıza geçelim. Evet, o bölgemizin Şanlıurfa'mızın en meşhur, tarihi en eski tatlımız. Evet. Önce ben bir küçücük bu tatlı hakkında sizden bilgi alayım, ondan tabii sonra geçelim yukarı. Tabii. Şıllık tatlısı eskilerden yani atalarımızdan, dedelerimizden, memelerimizden. Benim anneannem yapardı, saç üzerinde yapardı. Ben onu hatırlıyorum, evet saçın evet üzerinde yapardı. Onlar daha bir güzel olurdu. Değil mi? Tabii. Aslında orijinali o. Orijinali o da. Evet. Yani o zaman çok özür dilerim, fırın yoktu, işte teknoloji bu kadar iyi değildi ama bizim bölgemizin insanı o kadar damak tadına düşkündü ki ne yaptı? Bizim tabii ki atalarımız, anneannelerimiz, ninelerimiz
öyle bir tatlıyı bulmuşlar. Ve şu anda kültürümüzün en belirgin tatlılarından biri. Buraya gelip de yemeden gitmeyen yok. Evet. Şıllık tatlısı aslında şille, yani Kürtçeden gelen bir isim. Şıl. Yani ıslak demek. Islak bir tatlı, yumuşak bir tatlı. Biz bunu biraz daha modernize etmişiz ve şıllık tatlısı yapmışız. Ya bununla başlayalım. Malzemelerimiz un ve süt. Unumuz biraz daha tatlı bir un. Evet. Ne farkı ne unumuzun? Özel olarak üretilmiş bir un. Baklavalık un mu? O tarz bir un. O tarz bir un. Sütümüz. Sütümüz. Yapımına başlayalım. Şimdi ustacığım bu malzemecik un ne kadar? Bunu bil. Yaklaşık o, ne kadar? Yapım miktarına göre göz kararına bağlı. Göz kararı. Akışkanlığına bağlı. Buyurun. Yapımına başlayalım. Hünerli ellerimizle görelim. Önce katı bir şekilde yoğuracağız. Katı bir şekilde, evet. Şöyle sakız kıvamına gelecek. Sakız kıvamında bir bilgi yedikten sonra akışkan hale getireceğiz. Evet. Yani göz kararı unumuzu göz kararı kabımıza aldık. Evet. Yine göz kararı sütümüzü ekliyoruz. Yoğurmaya başlayalım. Tamam, ben bunu da çırpacağım. Evet. Özledim yani, var ya, böyle durunca, size yardım etmeyince. Evet, şu an sakız kıvamında birbirini yiyeceğiz. Evet. Evet, bayağı bir ağırlaştı. Ben devam edeyim. Tabii, buyurun. Evet. Bayağı ağır bir kıvam oldu. Evet. Yani söyleniyorsunuz. Evet. Tabii, nenelerimiz daha iyisini yaparlar. Yani gerçekten ben hatırlıyorum. Çünkü rahmetli anneannem bunun için biraz. Öyle olsun. Evet, bize yapardı. Çok köyde yapardı hatta. Yani ekmek yapılırdı her sabah. Biz tatile geldiğimizde bir ay kadar kalırdık. Aynen. Köyünde. Sabahları o ekmekten sonra özellikle bize bir tepsi muhakkak işte. Onu yapar mı? Evet. Yapar. Şu anda sıvılaştıracağız zaten. Evet. Biraz daha şimdi cıvık hale gelecek. Evet. Yavaş yavaş hale gelebiliriz. Bu şey oluyor, insan bir nevi krep gibi de oluyor. Krep lazım da. Evet. Bu sadece burada su ve kumlar. Su ve kumlar. Onu yaptıktan sonra içine isteğe bağlı fıstık, ceviz, kayma. Evet, harcımız isteğe göre değişiyor. İsteğe göre değişiyor. Evet, şu anda normal bir krema haline geldi. Dediğim gibi yavaş yavaş cıvıklaştıracağız. Daha da cıvık olacak. Daha da cıvık evet. Olacak. Evet. Daha da bayağı bir cıvık oldu. Evet, daha da cıvık. Çorba kıvamında oldu. Hı-hı. İşte şıllık demek bunlar değil mi? Evet. Biraz daha. Sadece süt ve un şu anda olan malzeme. İsteğe bağlı çok az bir pekmez de girebiliyor. Çok öyle az. Rengini isteğe, değiştirmiyor o, mu? Evet, pekmez. İşte o rengini değiştiriyor. O isteğe bağlı. Hı. Ama bence sanki tercih genelde pekmezsiz. Pekmezsiz. Olan, değil mi? Hı. Evet. Biraz daha tutayım ben isterseniz. Yani şey kıvamında oldu.
Yani çorbası var ya. Evet. Değil mi? O kıvamda oldu. Kıvamı şu anda ben şöyle güzel göstermek istiyorum kıvamını. Evet. Şu tatlımızın kıvamı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Tavamızı pişirme. Alayım ben kepçeyi. Tavamızı pişirme, evet. Teflon. Yani teflon tava. Yapışmaz tava kullanılacak. Evet. Şöyle yani evet. Önce tavamızı ısıtacağız. Yağ yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. İçine isteğe bağlı yağ da girer. İsteğe bağlı girebiliyor. Biz orijinaliniz olsun. Yok, hayır. Az bir şey ilave edelim. Evet, tamam. Yine sade yağ. Her şeye koyuyoruz. Anladım. Evet, evet. Tamam, ben tava sandım. Pardon. Yok, hayır, tamam. Evet. Bu ne için? Yağ da hem lezzet veriyor hem kızarması. Biraz daha gevrek. Gevrek yani. Gevrek oluyor değil mi? Evet, çok az da yağımız bulduk. Şu anda tavamızın ısınmasını bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Aslında daha önce de tavayı koymamız lazım. Olsun, hiç problem değil. Bu kaç kişilik oluyor özellikle? Her bir kepçe, yani her bir tava bir kişilik. Dökelim bir tane. Evet, bir kepçe. Tavamıza yayıyoruz. Tavamıza yaydık her tarafına. Ve ocağımıza bir daha alıyoruz. Şimdi önemli olan nokta. Evet. Şimdi bu nasıl kalkacak? Çevireceğiz. O evet, şimdi bunu çevireceğiz. Evet. Her gün hazırladık. Muhteşem. Evet, hakikaten muhteşem. Bir şey olmadı. Yok, tamam, yok. Kopma olmadı. Evet. Bir de hafif bir tatlı. Yani evet. Yaşlılarımızın evet. Onların geçmişini beğendiği için. Ya sadece bu değil. Ben de şu anda hazırlamış olduğum tatlıların bence hepsi hazır. Evet. İkincisi hazır. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha lütfen. İnce bir kat şeklinde tavaya yayıyoruz. Sadece bir kepçe aldığımız yeterli oluyor zaten. Ateşimiz gül olacak değil mi? Ateş biraz gül olacak. Evet, ateş gül olacak. Bunlar önemli detaylar. Evet. Yani çok küçük bir şey kaçırdığımızda tüm emeğimiz hiç olabiliyor. Şurada çıksın. Tamam. Orada da çıkaralım. Tamam. Bu da pişsin. Tamam. Orada sunum şeklinde yapabiliriz. Evet. Her iki yüzü de bir yüzü beyaz çıkar. Bir yüzü kırmızı. Bu da az önce söylediğim gibi kullandığımız un. Unla alakalı bir. Unla, yani evet. Bir tarafı çok iyi kızaracak. Ha. Bir tarafı şöyle. Hafif. Açık kalacak, evet. Bu da önemli. Evet, şöyle geçelim. Evet, geçelim. Evet, şimdi şey söyleyeceğim usta. Yani kızarmış tarafını değil de açık kalan tarafını kullanacağız. Diğer tarafını da, her iki tarafını da kullanabiliriz. Bir sıkıntı yok. Anladım. Her iki tarafını da kullanabiliriz. Tamam. İç harç. Ne koyacağız? Fıstık koyabiliriz. İsteğe bağlı ceviz koyabiliriz. Evet. Tamamen kaymak. Kaymak koyabiliriz. Kaymağımız köy kaymağıdır. Evet. Kaymağımız. Cevizimiz oradan.
Evet, kaymak. Kaymak, köy kaymağı. Cevizimiz dövülecek mi? Cevizimiz dövülecek, ufalanacak. Bir sene çekelim istersen. Olur, tabii tabii, nasıl isterseniz. Mikseri de sürekli kullandığımız için elimizin altında sürekli hazır. Bütün cevizlerimiz. Evet. Bütün cevizlerimiz daha önce seçmiş olduğumuz. Altın görülüyor suda. Bunlar bir yandan da tatlı dik geçmiyoruz. Vitamin de. Cevizlerimiz mikserde çekildi. Çok ufak olacak. Hayır, çok ufak değil. Biraz ağza gelecek. Ağza gelecek şekilde. Bir tane cevizde yapıyoruz. Yani nefeslerin kesildiği an gibi. Vallahi usta. Kapatalım mı? Buyurun. Buyurun. Bunu tepside üst üste de yapılıyor değil mi? Tepside yapılıyor. Üst üste olarak. Bu porsiyon şeklinde. Bu porsiyon. Yani bu porsiyon şeklinde. Sizin servis şekliniz. Evet, bizim servis şeklimiz olarak bu porsiyon şeklinde yani bu porsiyon, bu porsiyon şeklinde sizin servis şeklimiz bu. Evet, bizim servis şeklimiz bu. Evet. Böyle porsiyona veriyoruz. Aldım. Bunu şimdi sanki keseceğiz. Alayım ben. Buyurun. Bu evet. Cevizlimiz. Cevizli şıllık porsiyonumuz hazır. Şimdi fıstıklı hazır. Şimdi cevizli yapacağız. Cevizliye de kaymak koyacak mısınız? O da yine dediğim gibi isteğe bağlı. Kaymak, fıstık, ceviz tamamıyla isteğe bağlı. Bizden ne tür hani ne şekilde isterlerse o şekilde ister cevizli ister fıstıklı. Yani burada müşterimiz mesela diyor değil mi, işte şılık istiyorum cevizli kaymaklı olsun ya da sadece fıstıklı olsun. Evet. Bunu dile getiriyorlar. Evet. Tabii, tabii, siz de tabii. Ona göre. Evet. Anladım. Çok güzel. Çünkü bunlar hakikaten işletme için önemli detaylar. Tabii. Yani hazır olan değil de yok, müşterinin istediği zaman hazırlanılan aynen. Ürünler. Yine evet. Kaymak koyalım. Koyalım. Hı hı. Evet, yine kesiyoruz. Dilim dilim. Ve bunlara da şerbet sıcak bir şekilde dökülecek. Sıcak olacak. Şerbeti. Zaten bu krepimiz yani soğudu. Soğudu, evet. Çok çabuk soğuduğu için şerbet hazır mı? Olur. Alalım şerbeti. Sıcak olan evet. Şerbetimizi üstüne döküyoruz. Evet. Biraz sıcak olmuş. Evet. Hakikaten harika. Size alkışlıyorum. Evet. Yani gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim nutkum tutuluyor.
Evet, şıllık tatlımız da hazır. Hazır. Künefemiz hazır. Bilimliğimiz hazır. Ustamın ellerine, emeğine, yüreğine sağlık. Sizin yüreğinize diyoruz. Sağlık. Ve bunları yemek için servise geçiyoruz. Evet, Mine ile Hayatın Tadı Şanlıurfa'da bugün tatlı deposu diyeceğim. Eyvallah. Tatlının merkezi Miroğlu Plas'taydı. Evet, yanımda işletme müdürümüz Sayın Salih Bey var. Merhaba Salih Bey. Merhaba Mine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için hakikaten Duru TV ailesi olarak öncelikle size yürekten teşekkürler ediyorum. Bu güzel lezzet şölenini bize yaşattığınız için. Salih Bey, burada ben birkaç farklı tatlı daha görüyorum. Evet. İlk başta şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok mersi. Teşekkürler. Şimdi ustamla zaten künefeleri yaptınız. Evet. Şıllık tatlısını yaptınız. Onu da yaptık. Midurya'yı yaptınız. Evet. Eksiğimiz bir fıstık sarmamız kaldı. Bir de fırında kadayıfımız. Evet. Şimdi, bunlar da yine sizin. Tamamen bütün ürünler bize aittir. Evet. İmalat, her şey bize ait. Dondurmamız da var burada. Aynen. Dondurmamız sade. Ceviz, badem, fıstık. Evet. Bunlar işte bize aittir. Tamamen imalatlı bizimdir. Hı hı. Bu Diyarbakır burması değildir aslında. Tamamen Urfa tatlısıdır. İçinde sadece fıstık var. Sadece fıstık. Fıstık sarması. Az önce şıllık tatlısını yaptınız ya. Sadece Diyarbakır fıstık koyup. Ceviz kullanıyor. Hem bence. Ceviz kullanıyor, evet. Hem de tat biraz daha yumuşasın diye içine hamur katar. Ha, hamur katıyorlar. Evet. Bizde hamur yok. Sadece fıstık sadece var. Sadece fıstık. Fıstık da Urfa'ya öz bir şey olduğu için, kuru yemiş olduğu için, evet. Ağırlığımız zaten görüyorsunuz, hepsi fıstıklı. Evet, ağırlığımız yeşil yeşil. Aynen, yeşil aynen. Yeşiliz. Aynen evet, öyle. Çok yani hakikaten inanılmaz bir görüntü. Bunları tabii yemeden önce, tadına bakmadan önce ben size bir iki soru sormak istiyorum. Buyurun. Salih Bey, Miroğlu'yu Miroğlu yapan neydi? Aslında bu soruyu şu saatten sonra sormam bence artık çok mantıklı değil ama ekran evet. Başındaki sevgili seyircilerimiz için Miroğlu. Şimdi az önce Kenan Usta'mla beraber birçok şeyi beraber yaptınız. Evet, evet. Yapılan ürünlerin hiçbirinde katkı maddesi yok. Hepsi evet. Tamamen doğaldır. Hı-hı. Şimdi Miroğlu'nu Miroğlu yapan kaliteden ödün vermemesidir. Personellerimiz sağ olsun, biz bir aile gibiyiz burada. Evet. İş biz aynı için hani personel usta kavramı olmadı. Bizde öncelik hep aile ortamı evet, oluştu. Gördüm zaten. Eyvallah sağ evet, ol. Aha. Yani hizmete, kalitede hiçbir şekilde ödün vermedik. Ailelikten ödün vermedik. Evet. Güler yüz biliyorsunuz çok önemli kesinlikle, bu konuda. Kesinlikle, evet kesinlikle. Yani bundan sonraki tabii kararlar bizim Urfa halkınındır. Biz hizmetimizi yapıyoruz. Kalitemizi bozmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Urfa halkı da bence bunun size cevabını veriyor. Ya sağ olsunlar biz evet. Onu görüyoruz, hissediyoruz. Evet. Bizim için şereftir aslında bunlar. Bu Plas şubemiz oluyor. Bu Plas şubemiz, evet. Evet. Bu Karaköprü, yani Şanlıurfa Karaköprü Plas şubemiz. Aynen. Bir de diğer bir... Orası ana şubedir. Ana şubemiz. Ömer Bey'in durduğu yer. Evet. Sağ olsun bizi de denetler. Ömer Bey'i de aramızda görmek isterdik. İnşallah. Kendisi yoğun yani biraz, iş temposundan bugün dolayı. İş temposunda evet. Yoğun vardı, biraz işleri vardı. O yüzden aramıza evet. Katılamadı. Vekil olarak biz varız. Biz ilk başta dedik biz bir aileyiz. Evet, kesinlikle. Aile olduğumuz için o biz fark etmiyoruz sağ olsun. Evet. Bu şekil işte bize Mine Hanım. Evet. Tatlılarımızı bildiniz. Evet. Hakikaten işinizi tatlı tatlı yaptığınız eyvallah, her haliyle belli. Başarılarınızın yürekten devamını diliyorum. Teşekkür ederim sağ ol. Yani her zaman söylerim. Rabbim hiç kimsenin emeğini boşa vermesin. Abi, ciddi bir emek var ama burada. Kesinlikle. Hepsi gözle aynen. Görünür gibi. Aynen. Bizler de bunu görüyoruz. Halkımız da görüyor. Miroğlu, Urfa'ya uğradığınızda muhakkak ama muhakkak lezzetlerine bakmak tam bence ben bile artık bunları görüyorum. Konuşamıyorum. Emin olun. Salih Bey. Size buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bizi Duru konuk TV... ettiğiniz için, bizi ağırladığınız için. Biz de şeref duyduk sizi ağırlamaktan. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Biz size mahcup olmadık. Ay, ne demek. Yani biz inanılmaz keyif duyduk. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkürler tekrar. Şeref verdiniz. Buyurun. Evet, bunların ben tadına bakmadan önce programımı kapatmak istiyorum. Evet sevgili Duru TV izleyicileri, Mine ile Hayatın Tadı bugün Miroğlu'ndaydı. Sizler de bizimle hayatın tadına, tuzuna karar verelim diyorsanız buyurun Mine ile Hayatın Tadına. Hoşçakalın. Evet, ben hangisini sorayım? Ben şunu aldım.
Bir çatal alayım. Bu kadar getirmeye de gerek yok. Ben ne alayım ki? Evet, hangisini alacağımıza şaşırdık. Ben ama önce şınlık tatlısıyla başlamak istedim. Bence biraz dondurmadan da almanız lazım. Özellikle fıstıklıdan. Fıstıklıdan? Evet. Yani şınlık tatlısı. Bu aynen az önce yeşili nasıl fıstık billuriye rengini verdiyse. Evet. Aynen bu da öyle. Hiçbir şekilde boya katkısı yok. Tamamen evet. Fıstığın rengidir. Badem, ceviz. Aynen keza onlar da öyle yani. Evet. Hakikaten şınlık tatlısı 10 numara 5 yıldız diyorum. Afiyet olsun. Ustamın tekrar ellerine sağlık. Yani bunu burada yemekten başka bence çare yok. İşte afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.